Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 5 Ocak 2024 günlerden Cuma günü. Artık 2023 gerilerde kaldı. Valla konuşmayı özlemişim gerçekten. Yani kamera karşısına konuşmayı özlemişim diyebilirim. Çünkü yani epey zaman oldu. Yani sizinle böyle karşılıklı konuşamıyorduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Durumlar, vaziyetler. Bilgisayarınız ya açıldı, neyse boş ver. Durumlar, vaziyetler nasıldır? 2023 nasıl geçti? Neler yaptınız, neler ettiniz böyle? 2024'teki beklentiniz, hedefleriniz nedir? Biz gittik geldik, yine buralardayız bir Allah'ın izniyle. Evet, bir karar almıştım böyle eğitim videolarını, aktif olarak eğitim videolarını çekmeyi bırakmıştım böyle. Sağ olsun çok güzel mesajları da aldım böyle. Gerek yorumlardan gerek işte Instagram'dan ulaşan arkadaşlarımız böyle. Çok mutlu oldum. Gerçekten biraz mutlu oldum yani. Yani gerçekten çok güzel bir şey yani. Ki ben mesela video çekmeyi seviyorum gerçekten bu. Dedim ya böyle karşılıklı video konuşmayı falan özlemiştim. Gerçekten insan özlüyor böyle hani. Çünkü ben mesela bir şeyler anlatınca ister istemez kendimden de bir şeyler anlatıyorum. Yani derdimi, sıkıntımı da anlatıyorum böyle. Bu şekilde insan rahatlıyor böyle. İnsan konuşunca da işte ne bileyim. Ben günlük hatırı yazarken böyle mesela orada duygularımı aktarınca çok rahatlıyordum böyle hani. Gerçekten de YouTube'da hani ben video çekerken böyle sohbet muhabbeti seviyorum böyle. Ondan dolayı yani kendim için de yani bir huzur buluyordum böyle yani rahatlıyordum böyle. En azından içimdekilerini boşaltıyordum böyle. Sizler de iyisiniz inşallah. Durumlar, vaziyetler yerli yerindedir diye umut ediyorum böyle. Koskocaman 2023 geride bıraktık ki 2023'te neredeyse aktif olarak vardım. Hep ekranlar karşısındaydım. Yani iyi kötü maceralarımız oldu. Yani gerek kendimiz gerek ülkemiz gerek dünyamız açısından iyi kötü şeyler yaşandı, oldu, bitti, gitti. Sonuçta 2024'e geldik ve ömrümüzden bir yerini geride bıraktık böyle. Şimdi bugün bu videoyu niye çektim? Hem biraz sohbet etmek istedim hem de bundan sonra Allah'ın izniyle belki eskisi kadar aktif olmasa dahi yine de hani kendi branşım, kendi bölümüm için yani tıbbi sekreterlik için ondan sonra işte üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, KPSS gibi konulara değinmeye devam edeceğim inşallah. Yani kaldığım yerden az da olsa devam etmeye gayret edeceğim. Diğer konulara da giriyorum biliyorsunuz ki artık ismini Kuzgun adlandırdığım bir drone'um da var. Havadan çekimleri de yapıyorum böyle. Ben çekim yapmayı seviyorum böyle. Hani doğal şeyleri, doğal güzellikleri ortaya çıkarmayı çok çok seviyorum. O konuda da kendimi geliştirmeye gayret ediyorum tabii. Her şey zamanla bir bir oluyor. Severek, hobi. Yani bir uğraş, insanın bir uğraş olması çok çok güzel. Artık iyi kötü bir yeli geride bıraktık ve önümüze yeni başında olduğumuz bir yıl var. 2024 yılı var. 2024 yılında kendimize hedefler koyalım, projeler koyalım. Onun doğrultusunda çalışalım, edinelim. 2024'te biliyorsunuz ki lisans, ön lisans, orta öğretim, KPSS sınavları gelecek. Ki bilakis ben bu yıl YKS 2023, 2023 diyorum. Yani bu yılki üniversite sınavına da gireceğim böyle. Amacım bir lisans bölümünü okumak. Ki bir lisans bölümlerini okuyorum böyle. Ama coğrafya öğretmenliğini okumak istiyorum. Coğrafyayı çok sevdiğimden ötürü. Hani üniversite sınavına gireceğim. Ondan sonra ön lisans KPSS sınavına gireceğim. Evet şu anda pek hazırlandığım söylenemez. Ev arkadaşım hazırlanıyor. Dershanede hatta gidiyor, çalışıyor, ediyor. Ben de sınava son 1-2 ay kala bir çalışacağım böyle. Kendime ait bir stilim var demiştim daha önce. Stilimle devam edip coğrafya öğretmenliğini okumak istiyorum. Aynı zamanda işte ön lisans KPSS sınavına sizinle beraber ben de gireceğim böyle. Bundan ötürü yani sınava hazırlanan arkadaşlarımız yani güzel hazırlamasını tavsiye ediyorum, öneriyorum. Her daim dediğim bir cümle vardır. Elinizden geleni yapın, güzel bir puan alın, yüksek bir puan alın ve ondan sonra cebinize koyun. Yeri ve zamanı geldiğinde siz bu puanınızı değerlendirebilirsiniz ve değerlendireceksiniz de. Önemli olan budur. Döngü hep devam eder. Yani 2022'de söylediklerimi 2024 için de söylüyorum böyle. Sizin yapacağınız hazırlanmanız, güzel bir puan elde etmeniz ve yeri zamanı geldiğinde bu puanlarınızı istediğiniz alanda veya belli alanlarda belli
işte kurum kuruluşlarda değerlendirmeniz olacaktır. Başka bir konu 2023 yani alımlar için değinmek istiyorum. Yani 2018'den şöyle diyeyim, 2018'den beri ben işte hani sağlık alımının sağlık alanında işte alımları takip ediyorum. Kontenjanları takip ediyorum. İşte KPSS şeylerini takip ediyorum ama bu 2023'te ve 2023 seçimden sonra biliyorsun değişen bir Maliye Bakanlığı oldu, böyle Merkez Bankası falan. Yani şu ana kadar 2018'den bu yana bütün plan programları alt üst eden bir dönemde izleyebiliriz. Çünkü neredeyse yılın yarısındaydı, Ağustos falandı, Sayın Bakan alım hakkında açıklamalar yapmıştı. Yani hazırlıklarımız devam ediyor. Ondan sonra tekrar dedi işte hani son sürerdi. Ondan sonra halen de bütçelerde de konuştu. Halen daha sessizliğini koruyan bir alım olur mu olmaz mı? Yani alım olacak diyor. Evet, herkes diyor alım olacak ama detayları, kontenjanları halen de bir belirsizlik vardır. Tabii bu tamamen biraz da maliye ile alakalı. Maliyeden daha onay çıkmadığını düşünüyorum böyle. Ne zaman gelir? İşte hani beklentim yıl sonuydu böyle. Aralık ayı içerisinde olmadı. Ve zaten bazı kaynaklar, bazı işte milletvekilleri seçime yakın tarihte olabileceğini söylemişlerdi. Bakalım, bekliyoruz böyle. Beklentimiz o ki Şubat ayından netleşmesidir. Hatta Ocak sonu Şubat gibi. Yani inşallah netleşmesi. Netleşmesi halinde ve sayı da yüksek olursa çok çok güzel olur. Bakalım ne oluyor. Yani ezberi bozan bir sistemin içerisindeyiz. 2018'den bu yana. Nasıl bir durum olur? Kontenjanlar nasıl olur? Yarın öbür gün tipi sekreter hakkında daha detaylıca bir video çekeceğim bu konuda. Çünkü çok çok kendi alanımda, kendi branşımda olduğu için ki ben de atamayı bekliyorum. Gerçekten şu anda yani küsuratlı bir puanım var böyle. İşte kadroya geçtiğimiz için ben de hani tercih verip başka bir ilçeyi, hastaneyi tercih edebilirim. Yani bilakis sizinle beraber ben de bekliyorum böyle. Bakalım, bekliyoruz. Gerçekten bekliyoruz. İnşallah hani güzel sonuçlar elde edebiliriz böyle. Yakında daha detayıyla birlikte tipi sekreteri ele alacağım. Diğer bölümlere de az çok değineceğim ama asıl amacım tipi sekreter hakkında olacak. Hani başka ekleyeceğim, şey yapabileceğim durumlar var mı? Çok çok. Yani ben eğitimi, yani eğitim yönünü bırakmayı, video çekmeyi bıraktığımdan beri çok şeyler değişmedi aslında. Pek tek düze bir serüven oldu böyle. Hani pek değişen bir durum yok. İşte bundan sonra biraz daha ben de kendim de hani biraz önce dedim ya, işte ben üniversite sınavına hazırlanacağım ve üniversite sınavına gireceğim, KPSS sınavına gireceğim. İster istemez ben de artık bu sürecin içerisindeyim. Eskiden az da olsa dolaylı olarak dışarıdaydım, artık içinde olacağım. Bundan sonra videoları birlikte şey yapabiliriz ve sorularınız doğrultusunda şey yapabiliriz böyle. Şu an aklıma pek bir şey gelmiyor. Yani bu yıl için sizlere önereceğim veya tavsiyelerde bulunacağım şeyler var böyle. Ben yazı yazmayı sevdiğim için bile plan program içerisinde yani böyle ne bileyim notlar tutarım veya işte hani önümüzdeki günlere de haftalara, aylara belli bir plan program yaparım kendime. Sizlere aynısını tavsiye edebilirim, önerebilirim. Kendinize işte hedefler koyun, planlar koyun, projeler koyun. İşte şunu yapmaya gayret edin inşallah diyerek tabii. Bu yıl yani 2024 aslında doğrusu 2023'ün sonlarına doğru yaptım. Ve 2024'e de devam edeceğimi düşünüyorum. Mesela ben her gün mesela hastanede çalıştığım için böyle yeni bir şeyler öğrendiğimde, yani yeni bir şeyler karşılaştığımda böyle güzelce not tutuyorum böyle. Gözüküyor mu gözükmüyor mu bilmiyorum ama böyle yazıyorum böyle bu şekilde falan, notları falan. Çok güzel oluyor. İşte insan belli bir yaştan sonra geri dönüp baktığında da okuduğunda böyle insan harbiden de mutlu oluyor ya da farklı bir duygu içerisine giriyor. Tavsiye ediyorum gerçekten, planlı programlı çalışın. Zaten bu yıl biraz daha sınav yılı olacağı için daha planlı, daha programlı kendinizi ödüllendirerek bir şeyler yapabileceğinizi düşünüyorum böyle. Aklıma gelen şu anda bu kadar. Artık sizinle beraberiz inşallah. Artık videolar tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hem eğitim videoları hem duha videoları, artık bahar da gelecek. Erzurum'da şu anda kar yağıyor.
Vallahi rahatladım. Gerçekten rahatladım böyle hani. İnsan gerçekten rahatlıyor böyle. Neyse, Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, güle güle kalın.